bir sokak röportajımız var. Hocamızın her zaman bize uyarıdığı bulunduğu bir konuyu sizlere sormak istedik. Az sonra hocamızla birlikte neden yaşlılık dönemine hazırlanmalıyız diye soracağım. Bir de ne zaman hazırlanmaya başlamalıyız diye soracağım ama önce sizlere sorduk. Yaşlılık için bir ön planınız var mı, bir hazırlığınız var mı diye. Cevaplar şöyle. Merhabalar. Merhabalar. Yaşlılığa nasıl hazırlanıyorsunuz? Açıkçası pek hazırlanmıyorum ama dans ediyorum. Bir de bol bol A vitamini kullanıyorum. Nasıl dans ediyorsunuz? Evde iki tane çocuğum var. Onlarla birlikte dans ediyoruz. Bu şekilde yaşlılığa hazırlanıyor musun? Evet, o şekilde düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Çünkü kendimi daha dinç ve iyi hissediyorum. Evet. Daha mutlu hissediyorum. Evet, tabii özellikle zaten daha da mutlu hissediyorum. Yaşlılığa benim evimin küçük bir odası spor salonu şeklinde. Orada eliptik bisikletle koşu bandı var. Düzenli olarak onlarda koşuyorum. Bir de pilates yapıyorum düzenli. 2 yıldır haftada 2 gün aletli pilates. Onun dışında zaten 25 yaşından beri düzenli besleniyorum. Şu an kaç yaşındaydın? 51. Yeşil çay içiyorum ama dökme yeşil çay içiyorum. Günde 2 kupa haftanın 5 günü falan. Onun dışında maydanoz, yeşillik çok tüketiyorum. Bunun dışında ara ara bazen takviye edici gıdalar kullanıyorum. Kullanıyorsunuz. Q-enzim, Q10, D vitamini, ondan sonra alfa lipoik asit, bunları kullanıyorum düzenli. Spor yapıyorum, yememe içmeme çok dikkat ediyorum, devamlı yürüyüş yapıyorum o şekilde. Nasıl demek sporlar yapıyorsun? Devamlı yürüyüş halinde. Yürüyüş yapıyorum, evet. Nasıl besleniyorsunuz? İşte diyelim buradan Bağcılar'a yan yürüyorum. Ya. Evet. Peki nasıl besleniyorsunuz? Ben yağsız dışarıda yemek yemiyorum. Yani sadece zeytinyağı hariç hiçbir şekilde yemek yemiyorum. Ağırlıklı devamlı ev yemekleri tercih ediyorum. Hamur işleri ve şeker işleri tamamıyla bıraktım. Yemiyorum, sadece zeytinyağlı yemeklerine besleniyorum. Ekmeği bıraktım, şekeri bıraktım, tuzu bıraktım, eti bıraktım. Bu şekilde hazırlanıyorum. Sağlıklıyım, gayet de iyiyim. Bol yürüyüş yaparak, bol bol su içerek ve B12 eksikliğim vardı benim. İğnesi vurduruyorum. Vitamin eksikliklerimi 6 ayda bir ölçtürüyorum. Bu şekilde. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 46. Daha gençsiniz maşallah. Bol bol yürüyüş. Ne zaman yürüyüş yaparsınız? Yani, akşam yemekten sonra? Evet, yürüyüşü ben sabah tercih ediyorum. Bence sabah yağ yakımı olduğu için 11'e kadar daha etkili bence. Yaşlılığa tabii hazırlanıyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Kaç yaşındaydınız? 55 yaşındayım. Tabii takviyeler de lazım buna. Sadece evde oturup beklemekle olmuyor. Hangi takviyeleri kullanıyorsunuz? İşte kolajendi, magnezyum gibi. Aynı zamanda da paça ve kelle yaparak doktorlarımızın bazı alternatif dedikleri. Ama kolajene çok inanıyorum. Uzun müddet kullandım. Etkisini gördüm. Etkisini gördüm. Eskiden çok aktif bir insandım. Şu an ciddi bir tedavi aşamasındayım. Doktorum bana kolajenin çok ama çok özellikle kemiklerde çok faydalı olduğunu söyledi. İçtim, bayağı içtim ve çok memnun kaldım. Yaşlılığa vallahi 64 yaşındaymış, öyle bir şey düşünmedim. Gencim, genç kalacağım. Yaşlanmayı da zannetmiyorum, yaşlanmam ben, böyle tahmin ediyorum. Evet maşallah, enerjiniz çok güzel ama sonuçta 64, hani yavaş yavaş artık yaşlanıyorsunuz, bir hazırlığınız hiç yok mu? Yok yok, ben sabah 5'te çıkarım sokaklara. Ta gece 3'e kadar, 2'ye kadar dolaşırım, 2 saat uyuyorum. Fazla uyumam çünkü öldüğün zaman hep uyuyacaksın. Onun için ben 2 saat uyur, gerisini sokaklarda gezerim. O kadarından çok emin değiliz ama hocamızın yorumları tabii ki önemli. Ne yaparsanız yapın, yaşlılıkla savaşmayın diyor Profesör Doktor evet. Osman Mütüoğlu hocamız. Bu savaş şimdi hazırlığı bir savaş gibi algılamamız gerekiyor bir şey. Değil evet, mi? Evet. Kılıçları kuşanmadan daha evet. Sakin herhalde. Bir misafire hazırlık yapar gibi yapar. Bir misafire hazırlık yapar. Evet, gelecek herhangi bir zamanda kapınızı çalacak. Merhaba diyecek. Siz de hoş geldin diyeceksiniz. O kapının ne zaman çalınacağı giderek uzuyor. Eskiden 50 yaşta çalıyordu. Hatta 40'ta. Hatta hatırlayalım yaş 35 yolun yarısı eder şiirlere evet. Girmişti. Evet. Artık yaş 50 yolun yarısı eder falan demeye başladı insanlar. Haklılar. Çünkü bugün doğan bebeklerin bizim ülkemiz için söylüyorum 90 yaşı görme ihtimalleri %90. İnşallah. Yani çünkü sadece son 25 yılda insan ömrü son 25 yılda 10-15 yıl uzadı. Yani tıp
medeni alem, ekonomi, hijyen, aşılar, ilaçlar geliştikçe ömrümüz uzuyor. Bu çok kesin. Ama burada önemli olan şey yaşlanmayla kavga etmek, yaşlanmamak, saati durdurmak, geri sarmak gibi palavraları bir tarafa bırakıp adam gibi güzel güzel paşa paşa gönlünüzce ayakta kalarak, hayatta kalarak, başkalarına muhtaç olmadan, aklınız yerinde, eklemleriniz yerinde yaşlanmak. Yani aslında dinlediğiniz zaman hepsi çözmüşler en sonuncu yanlış hariç. En sonuncu uyumayan arkadaşın işi zor. Nasıl? Çünkü günde 2 saat, 3 saat uyumayla erken uyumaya gider. Yani öbür maalesef ömür süresini kısaltır. Evet. Bu çok net. Erken uyumasa bile, ömrü kısalmasa bile günde 4 saatten az uyandırır. Alzheimer riskinin, bunama riskinin 4-5 kat arttığı çok net ve açık. Ama hepsi ne diyor Çağla? Yürüyorum, hareket halindeyim, besleniyorum, dans ediyorum. Bir yanlış var da A vitamini. A vitamini ömrü falan uzatmaz. Neydi A vitamini o? Alınmaz zaten. A vitamini gıda ile alınır. A vitaminin öncü maddesi beta-karoten bazı koşullarda alınır. O da bazı koşullarda ama işte anlattıkları şeyin esası bir. Yaş 50'yi 60'ı geçince önceliğiniz daima hareket, hareket, hareket. Sonra ikinci planda uyku, uyku, uyku. Üçüncü planda mutlaka huzur, huzur, huzur. Stressiz bir ortam. Dördüncü planda yine yediğiniz. Oraya geriye gidiyor. Hatta bazı araştırmalara göre yediğiniz 5'e kalıyor. Nasıl bir dünyaya yarattığınız kendinize, ilişki düzeyiniz, yalnız mısınız, çoğaldınız mı, arkadaşınız, aidiyet duygunuz, aileniz, ilişkiler, komşu sayınız, dost sayınız vesaire. Yalnızlık özellikle muazzam bir yaşlandırıcı, kötü yaşlandırıcı faktör. Doğru. Bu çok ne de bu çağın en önemli sorunu çünkü bu çağ bireyselleşmiş bir çağ. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, ezip geçiyor. Doğru. Tabii yaşları hazırlarken Çağla küçük bir kaç not daha vereyim. Böyle uyudum, egzersiz yaptım. İşte huzurum var, hareket ediyorum, besleniyorum. Birazcık ekonomik yaşlanmaya hazırlık yapmak lazım. Hazırlık da yapmak lazım. Yapmak lazım Çağla. Ne yapıp yapmak lazım. İmkanınız varsa bir kenarda 3-5 kuruş biriktirmek lazım. Çünkü yaşlandıkça gelir düzeyinizin azalacağı kesin. Bazen de harcamaların bir de sigortalarınızı yaptırın. İşte ikinci emeklilik sigortası var, devlet öneriyor. Sağlık sigortaları var, paranız varsa. Mesela diyor ki, ilave bir şey öde, şunu da yapayım sana filan. Birazcık bunlara dikkat etmek lazım Çağla. Akıllı seçimler olmalı yaptığınız seçimler diyor hocamız. Şimdi bu yatırımlar vesaire konuştuk. Bir de tabii ki sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirebilmek için bunların dışında hocamızın önerdiği özellikle de 50 yaş sonrasında yaptırmamız gereken ve önem taşıyan 10 test var. Evet. Lütfen bunları ihmal etmeyin. Kesinlikle. Ve bunları sizler için hocamız tek tek anlatsın. Neden, hangisi önemli diye. Bir, kolonoskopi. Az önce bahsetmiştik. Çağla, yaşlılık dönemindeki kanserlerin çok büyük bir kısmı ya kolon kanseri, kalın bağırsak kanseri, makat kanseri ya erkeklerde ve kadınlarda ortak bu kolon kanseri ya erkeklerde prostat kanseri ya da kadınlarda meme kanseri. Daha az oranda akciğer kanserine, pankreas kanserine vesaire rastlıyoruz. Ama bu üçünü önceden yakalayıcı olarak tarama halinde tuttuğunuz zaman alacağınız sonuçlar bugün için %100'e yakın. %100'e yakın diyorum, bak dikkat et. Evet, evet. Dolayısıyla bu üçlüyü 40-50'yi geçen herkesin sistemde tutması lazım. İnsanlar yaşlanınca bir kere %75'i insanların damardan kaybediliyor. Ya kalp damarından ya beyin damarından. Onun için kalp testlerinizi yaptırmanız lazım. Evet. Kalp testini yaptırdığınız bozuksa zaten beyin damarlarınızda sağlam olma ihtimali yok. Kalp de problem varsa alacağınız tedbirler beyin içinde geçerli olacak. Dolayısıyla bunamaktan da kurtulacaksınız. Yani ölümlerin %60'ı 70'i ya beyinden ya kalpten gidiyor insanlar. Kimse sinüzitten, bronşitten ölmüyor bu devirde. Evet, doğru. En önemli bir başka şey daha var. Çoğu insan neden ölüyor Çağla? Kasını, kemiğini erittiği için ölüyor. Düşüp bir yeri kırıldığı için ölüyor. Onun için kemik yoğunluğu takibi de bu yaşta önemli. Bu ilk beşte bu. Plak testi dediniz. Bunun plak hani testi yine aynı damar testi damar. O. Ben plak için bir anjiyo mu yaptırayım, bir Doppler mi yaptırayım ya da PLAC testi, plak testi mi yaptırayım? PLAC testi çok ciddi bir gösterge. PLAC testiniz, hatta PLAC testini ApoB dediğimiz, tekrarlıyorum ApoB, apolipoprotein B ile baktınız. İkisi de yüksekse, PLAC 600'ün üzerindeyse, Apo da yüksekse damarınızda daha detaylı bir baktın arkadaş. Bu çok önemli. Önemli. Bununla üzerine geçelim. Homosistein testi. Evet, bu bunama ile ilgili. Yani eğer homosistein testi ama mesele homosistein sadece bunama yüksekse bunamayı göstermiyor Çağla. Bizim kansere yakalanmamızı,
başka hastalıkla yakalamamızı kolaylaştıran DNA metilasyon dediğimiz bir problem var. Bir gün anlatırım onu uzunca. O metilasyon bozukluğunu gösterdiği için homosisenin yüksekliği önemli. 12'yi sakın geçirmeyin. 8'in altında tutun, 12'yi sakın geçirmeyin. Prokolajen testi. Evet, bu da aynı zamanda kemik yoğunluğunu makineye girmeden anlamakta kullanabileceğiniz bir tarama testi. Kolajen, biraz önce ne dedi hanım? Ben kolajen kullandım, kemiğim de kasım da sağlam. Geçen gün de sana söyledim. Kolajen olayı giderek büyüyor. Kolajenin anlattım sana artık kıymasını, peptidini değil yakında bu yoğunluğunu içeceksiniz. Çok özel, evet. Çok özel formüller geliştiriyorlar. Çünkü kolajen gerçekten her şey için lazım. Kas için, kemik için, sinir sistemi için, bağışıklık için her şey lazım. Prokolajen de bunun için önemli. Bağlı bir test imkan varsa yaptırmalıyım. Ben her yıl yaptırıyorum. Burada normalde hep benim yani tabii ki yaş itibariyle hep cilt için, tırnak için, saç için bir 3 tip 1-3 diye gidiyordum ben evet. Mesela. Hani artık 45 yaşındayım. Benim de artık tip 2 kullanma zamanım yavaş yavaş. Kesinlikle. Değil mi? Geldi kesinlikle. Yani. 1-2-3 belki kombini tabii. Mi almak lazım? Şimdi senin pik demir kemik yaşın Çağla. Pik kemik yaşın 25 yaşında olgunlaştı. Değildi. Sen biraz daha hoplayıp zıplamaya devam ettin işte akıllısın. 35 yaşına kadar korudun. Yani devam etin egzersize. Evet. Boşalma yönetin. Ama bundan sonra hoplayıp zıplasan da yılda %50 gider Çağla. Kaybedeceğiz yani bu bir gerçek. Evet. Şimdi peki. Sen 65-70'e geldiğin zaman bugünkü kemik yoğunluğunun %10-15'i gitmiş olacak. Onu yerine koymak için kolajenini, D vitaminini, K2 vitaminini, kalsiyumunu, magnezyumunu tık 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 yerine koyman tabii lazım. Ki. Koyuyorsun zaten. Evet evet koyuyorum. Ama şey tip 2 kullanmıyordum yani. Kolajeni. Tip 2 kolajen özellikle multi kolajen kullanırsan problem yok. Biraz önce söyledim bu yeni piyasaya henüz verilecek diye biliyorum. Araştırma çok önemli. Zürich Teknik Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan bahsediyorum. Bu kolajen bir özel kolajen ve bu kolajen tip 1'i, 2'yi, 3'ü aynı anda 4'ü, 5'i kendi imal ediyor. Yani kolajen vermiyorsunuz. Kolajenin ham maddesini veriyorsunuz. Yani bravo. Yapılandı. İnşaat alanına tuğlayı, çimentoyu, demiri hepsini yiyorsunuz. Vücut kendi inşaatını oradan kendi kolajenini yapıyor. Harika. Hangisine ihtiyacı çoksa öncelikle de onu yapıyor. Onu yapıyor. Evet. Harika. İnşallah en kısa zamanda İnşallah. Karşılaşırız kendisiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.